Vallahi kurum önce gitsin, koyduğu imzaları temizlesin, kendisini paklasın, onurlu bir insan olarak bu vatandaşa hesap versin. İmamoğlu. İmamoğlu diyor. Teşekkür ederim, sağ olun. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Hangi kanalda? Medeni TV, YouTube kanalındayız. Neden? Yalan söylemiyor. Sahtekar değil. Artık bu da bunlardan bıktı. Bunlar gitmesi lazım. Gel sen de. İmamoğlu gelsin. Ben İmamoğlu çok seviyorum. Şimdiye kadar AK Parti'ye verdim. Artık kesinlikle ona vermeyeceğim. İmamoğlu. Peki sizi vazgeçiren o son nokta neydi? Ben çok son merak ettim. Kızım çok yalan konuştu. Bir gram altın 2000 lira oldu. Ev kiraları 21 lira oldu. Ekmek ne kadar oldu? Pazara gidemiyorsun markete. Ben Elazığlıyım. Benim tarafım hep ona veriyordular. Ama bu İstanbul'u bana verseler yine vermeyeceğim ona da. Evet. Ekrem'e Eko. Eko diyorsun. Eko, Eko. Ekrem İmamoğlu hemen gelsin. Oylarımı ona vereyim fazlasıyla. Keşke kullanabilsem 10 tane atsam. Yemin ediyorum. Ha, ben açık konuşayım. Bak şimdiye kadar ona verdim. Ama kesinlikle de ona vermeyeceğim. Aynı bana var ya, bu İstanbul'u verseler yine vermeyeceğim ona. Çok yalan konuştular. Milleti kandırdılar. Ya çocuklar birbirine düştü. Gençler canlı bomba ya. Haksız mıyım? Gençler can... Kızım Ekrem İmamoğlu. Onu inşallah Cumhurbaşkanı olarak başımıza getireceğiz. Ha, oldu. Oldu. Hangi kanalda? Ben de izledim bari. Medyali TV YouTube kanalı. Ama bir tane de konuştum. Yine izlemedim ya. İzlersiniz. Bizim kanalda çıkar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'a emanet. Anket yapıyoruz. Söylesem içeri girer miyim? Hiç öyle bir şey yok. Burada kendi cümlelerim. Söylediğim zaman söverim çünkü o yüzden. Nedir? Merak ediyorum. Söverim yani, İstanbul'un halini görünün, o zaman başka bir şey demeyin. İstanbul'un halini kime oy vereceksiniz? Valla ben geçen dönem Ekrem İmamoğlu'na verdim. Yani cenazem çıkaydı da keşke gitmeseydim. O derece konuşuyorum. Memnun değilsiniz o zaman. Ya. Neden memnun değilsiniz? Nesi var? Ne hizmeti var? Yani yapılan ne hizmet var? Ben şöyle özetleyeyim size. Burası Çekmeköy. 1994'te burası belediye oldu. Burası belediye olana kadar çamur işindeydik. Burada. Belediye oldu. Yalandan yere hani bir şeyler oldu o dönem. Şimdi buranın ilk belediye başkanı Sıddık Eraslan'dan sonra buraya kim geldiyse burada bütün yapılan işin üzerine oturdu. Daha bir hizmet görmedi burası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şu anda öyle. Bana göre öyle. Yani Kadir Topbaş'a kadar, bak aç konuşuyorum. Kadir Topbaş'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye olarak hizmet vermiştir, hizmet görmüştür. Ama ondan sonra gelen kaymağını yemiştir bence. Yanlış mı düşünüyorum? Yani düşünce şu anda enflasyon bizi almış götürmüş. Şimdi sen olayı tarafa çekiyorsun. Hizmet vermek yani kolay değil. Enflasyon olay değil o. Bak şimdi belediye başka... Servisi kalmış başını götürüyor abi. Hemen şurada ya. Enflasyon başka bir şey. Hayır hayır bak şimdi. Belediye hizmeti başka bir şey. Ekonomi çok başka bir şey. Belediye hizmeti de bu kadar ormanları, bu kadar villaları, bu kadar şeyleri kim yedi? Ben mi yedim? Bak şimdi o senin dediğin çok başka bir şey. Senin dediğin de başka. Başka bir şey. Kusura bakma. Sen şimdi İstanbul Belediyesi için yorum yapıyorum. Sen kendi cefini düşüyorsun. Milletin, halkının malını çarçur edipsin, kendine finansman ediyorsun. Böyle bir adalet var mı? Sen başka boyutta konuşuyorsun. Abi sen yanlış konuşuyorsun. Kusura bakma. Şimdi şunu eleştirebiliriz bak. Hükümeti eleştirebiliriz. Yanlış yapıyor dersin bak. Hükümet, onun için bana bir soru sor, ben sana onu anlatayım. Diyor. İstediğimi keserim, istediğimi yerim diyor. Evet. Daha bunun başka bir yöntemi var mı? Adalet nerede olacak? Yok, önce nasıldı? Adalet nerede olacak? Bana cevap önce verir misin? Önce nasıldı önce? Ya önce daha sen yeni yerleşime gelmişsin. Sen kaç senedir burada oturuyorsun? Benim yaşım 49. Ben 85'ten beri buradayım. Burada oturuyorsun. 85'ten beri buradayım ben. Ben 82'den beri buradayım. 82'den beri buradayım. Evet. Önce nasıldı? Çamuru ben geçtim. Sen tepeden geldin, burayı yedin. Olur mu ya böyle şey? Böyle adalet mi olur? Buranın kurucusu benim. Bak, sen dışarıdan geliyorsun, yiyorsun. Senle benim aramda 3 sene var. Boşuna konuşma sen. Abi ben çok iyi bilen birisiyim. 3 sene var. Ben siyasetçi değilim ama çok iyi bilen birisiyim. Önemli değil. Yesinler. Nereye kadar mezara belediyesini konuşurken olayı sen ekonomiye çekmen o başka bir boy. Mezara kadar giyerler bunlar ama hesabını da ağır verirler. Hepsi bu kadar. Diyeceğim bu kadar. Teşekkürler. Sağ olun. Tamamdır. Tartışmayalım diye. Teşekkür ederiz. Tartışacak bir şey yok. Değerlendirmeleri. Biz bakın toplum olarak bir şeyi zaten konuşamayan bir toplumuz. Şimdi bak abi konusunda haklı ama haksız olduğu tarafı ne?
sen bana büyükşehri sorup da yandan hükümet kim olursa olsun hiç önemli değil. Bugün AK Parti, yarın Cumhuriyet Halk Partisi, öbür gün bir bakmışsın işte DEM Parti, işte öbür gün AYK Parti, arkası açık. Doğru mu? Şimdi Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir soruya cevap verip de arkasından sen ekonomiyi gelişigüzel konuşmaya çalışırsan, bu da benim gibi ilkokul mezunu bir cahilin her mikrofona böyle ötmesi gibi bir şey olur. Teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Evet. Vallahi hiçbiri. Hiçbiri mi? Peki kim? Hepsi hırsız çünkü. Hepsi hırsız. Evet. Yani İmamoğlu. Kim gelmeli? Ne olmalı? İmamoğlu'na güvendik, ne oldu? Kendi adamlarını içeri koydu hep. Doğru mu? O kurum, şu beyefendi ne yaptı? Dünden beri Erzincan'da ne oluyor? Facia yaşandı. Ha, bunun iznini kim verdi? Tamam, Murat Kurum. Ha, ben orayı yok ettim, bir de gelim İstanbul'u yok edeyim. Doğru mu? Yeter artık ya. Ya kimse bu halk için çalışmıyor ki. Bana bu halk için çalışacak bir tanesini gösterir misin? Bir tane siyasetçi gösterir misin? Siyasetçilerin %90'ı yalancıdır zaten. Hırsız, yalancı. Hiç kimseye inanmıyorum ben. Ve hiç kimseye de oy vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Zaten kime versem AK Parti alıyor. Yani neyin nesidir bu, ben anlamadım. İmamoğlu dedik. İmamoğlu her tarafa kendi insanlarını doldurdu. Her tarafta. Çözüm noktası diyor. Çözüm noktasında 10 kişi çalışıyor. 10 kişinin 2 kişi masada oturuyor. 10 kişi arkada oturmuş çay içiyor. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Hizmet. Neyin hizmetini yapıyorsunuz? Şikayet ediyorsun. Yoktur öyle bir şey. Lan ne kime derdimizi anlatacağız? Şurada bir şey alabiliyor musun? Bir al bakayım. Bir ekmek olmuş 30-40 lira. Neyin hesabını yapıyoruz biz? Biz mal mıyız bu kadar ya? Biz bu kadar hayvan yerine komaların maksatı ne? Biraz cahil miyiz biz? Biraz okuyalım ya, biraz kendimize gelelim ya. Kime oy verdiğimizi bilelim, kime ne yaptığımızı bilelim. Nedir bu ya, koyun gibi? Ya her şey din midir? Çok şükür din de kalmadı da. Din iman, din iman, din iman, milletin anasını bellettiler. Ne dini ya? Ne imanı? Dini imanı olan adam hırsızlık yapar mı? Yolsuzluk yapar mı? Ülke, bu ülke sanki düşman aramaya gerek yok ki sağda solda. Düşman başta zaten. Ülkeyi ne hale getirdiler ya? Bir insan anca bir ülkeye düşman olur da bu hale olur. Ülke ne hale gelmiş ya? Bokun içine batmış. Nasıl çıkaracaklar bunu? Kimin eli kimin cebinde bellisiz. Çalan çalana, çırpan çırpana, yiyen yiyene, gücü yetene, altta gariban. Gariban da çok şükür kafasını kaldırıp bakmıyor. Ne oluyor ya? Ben kime oy veriyorum? Ben bu oy verdim. Hayat meşgalesinden, hayat zorluğundan bakamıyor. Açıp ama okuyamıyor. İşte, ne demek zamanı okuyamıyor? Yok adamın ne çalışmak. Ne demek zamanı yok? Akşama kadar Facebook'ta taktık da uğraşıyor. Niye o zaman? Zamanını oraya harcayacağına, kitabı harca. Bir sürü psikoloji sahası. Yani nedir o zaman bu? Otobüse bindiğin zaman herkesin kafası önünde. Evet. Kim neyin farkında? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, devam edelim.